Hem de zaten bu yaygınlaştı. Daha önceden ekip kaynak genetimi üzerine tez yazmış, doktora yapmış, pilot olsun olmasın insanlar. Bunun popülerleşmesi nedeniyle kitap olarak bunları bastılar, bastırdılar. Şu anda zaten onlar da bu anlamda öne çıktılar. Çok doğal bir sonuç. Ama sen bir yıldır ilgileniyorsun bu süreçle ve bir yıldır ilgilenmenin sebebi de bir yıl önce Denzel Washington'ın Flight filmini izlemiş olman. Bu mudur yani? Daha önce de hiç kokpiti görmemişim. Kokpit ortamında hiç bulunmamışım. Filmde de kokpiti yakından inceledim diyorsun. YouTube kokpit videosuyla yıkılıyor ya. Biz kokpitte daha önce jumpsuit uçtuğumuz ya da uçurulduğumuzda korkudan kamera mamera çıkartamazdık. Yasaktı. Fotoğraf bile çekemezdik. Hiçbir şey böyle yayınlayamazdık zaten. Yani bu zaten iyice amiyane hale geldi. Ortalık kokpitten yıkılıyor zaten yani. Sen nasıl bir yıldır ya da bir yıl önce kokpiti filmden gördün yani? Kokpitteki acil durum anında psikoloji değişti. Bir anda durumsal farkındalığım arttı. Arttı. Ne yaptı? Uçağı şöyle ters çevirip bindirdi ondan sonra. Uçaklar öyle hamleler yapabiliyorlar. Yatık döner gibi. Oluyor mu? Hayır, yani bir yolcu uçağına bunu yaptırabiliyor muyuz? Yapabiliyor mu yolcu uçağı bu manevrayı? Ha, uçak sorunlu olduğu için kaptan onu yapmak zorunda kalıyor. Ay, filmi biliyorum canım. Bunu çözmek için bunu yaptı da normal şartlarda yapılabilir bir şey mi? Uçağından bahsetmiyor. Bildiğin yolcu uçağından bahsediyorum. Of, niye bu kadar uzadı bu sorunun cevabı? Niye bu kadar uzadı bu sorunun cevabı? Hayır değil mi zaten düşündüğünde? Ne 1,5 dakikadır üstüne debeleniyor sorunuz? Hı? Ya alt tarafa hayır diyecektin. Çok uzatır mısın böyle lafı? Biraz heyecan. Biraz heyecansa olmaması lazım. Çok heyecanlıysan olabilir. Miktar ölçümlerine dair bir sıkıntın var mı? Ama biraz dedin. O kaç ne? Bu kaç? Bu kalktı havaya. Normalde senin kaşların bu açıyla kalkabiliyor mu? Yani buradan buraya gelebiliyor mu? Dikkatimi çekti. Buraya kadar çıkıyor. Nasıl algılamamız lazım bu kaşı? Tamam. Güzel. Anlamakta zorluk çektiğin şey ne? Bu soruyu sana neden sormuş oldum? Biraz heyecanlı olamazsın demiyorum ki. Ölçümde bir hata var diyorum. Eğer bu kadar düşündüğünde
stres yapıyorsan, geriliyorsan biraz heyecanlı olduğundan değildir. Eğer biraz heyecanla bu kadar stres yapıyorsan, zaten o biraz heyecana dahi katlanamıyorsan bu işte yerin yok demek istiyorum. Ya senin heyecanın biraz değil ya da senin ölçüm hatan var. Ya da tanımlama hatan var. Genel olarak halk ağzıyla konuşuyorsun. Diyorsun ki biraz. İşte biraz öyle. Şimdi bir de beden dilin çöktü. Kasıldın. Sakin sakin, yok bir şey, daha başlamadık. Ama başlamadan göçtün gittin yani. Fark ettim. Yok, itiraf etmesen ben senin heyecanlı olduğunu anlamayacaktım. Doğru söylüyorsun. Sen niye bu kadar heyecanlısın peki? İlk psikolog görüşme. Evet, ben biraz psikologumdur. Arkadaş, tarzımda tavrımda bir şey yok ki. Tarzım tavrım standart, aşağı yukarı, bir aşağı bir yukarı mülakatçı tarzı. Zaten iş yükü arttıkça mülakatçılar artık yıllardır bu işi yapmaya başladılar. Yorulmaya da başladılar. Mülakatçıların tarzı da yavaş yavaş benim tarzıma doğru geliyor zaten, böyle ibra bu tarafa doğru kayıyor. Hele hele bütün gün mülakat yapmışsa, sen de son mülakatçıysan çok da sabırlı da davranmayabilir sana. Hadi kardeşim, seni bekleyeceğiz, vereceksen sorunun cevabını ver de diyebilir yani. Derse ne olur? Yani kamyon farı görmüş tavşan gibi kalmazsın ortada, değil mi? Umarım, inşallah. Ya da sudan çıkmış hamsi gibi debelenmezsin böyle. Bir sürü önerim olacak. Bir öneriyle olmaz bu. Bu iş bir ya da birazlarla yapılan bir iş değil. Peki. Özetle şimdi ben bu Flight, Denzel'un filmi. Sonra biraz Flight Simulator kurcaladım. Fazla kurcalamasaydım bozulur. Uçaklar nasıl hareket ediyor onu anlamaya çalıştım. Nasıl hareket ediyor? Nerenin yukarıdaki alt aşağıdaki basıncı? Kanadın üstündeki altındaki basınçtan bahsediyoruz. Kanadın üst yüzeyi ve alt yüzeyindeki basınçtan bahsediyorsun. Tamam. Hı hı. Yukarıdaki aşağıdaki basınç deyince 30 bin fitteki ile sıfırda noktasındaki basınçtan bahsediyorsun diyecektim. Ama daha açık ve net konuşman gerekmiyor mu seni anlayalım diye? Evet. Uçağı etkileyen kuvvetler neler? Biliyorsun bunları. Peki senden pilot olur mu? Sen pilot olmak istiyorsun, onu anladım canım. Ben onu sormadım.
Soru o değil. Siz pilot olmak istiyorsunuz mu ya da istiyor musunuz diye sormadım. Sizden pilot olur. Nasıl? Ya gelen herkes gerçekten yapmak istediğini söylüyor da. Onların gerçeğiyle senin gerçeğin arasındaki fark ne? Benim seninkisi öz hakiki gerçek. Öz hakiki en bir motive kişi benim buradaki. Diğerlerinin hepsi gerçek değil, çakma. Bunu iddia ediyorsun demiyorum. Bu olayı biraz agreve ediyorum, üstüne geliyorum. Evet. Gülemiyorsun ama. Onu anladık. Sen pilot olabileceğini düşündüğün için mülakata kadar geldin. Tamam, okey. Nasılı sordum ben ama. Meslekle ilgili araştırmayı yapan herkesi almıyoruz ki. Tamam, bu mesleğin gereklilikleri neler? Neler? Teknik yeterliği herkese öğretirsin ya. Ne demek teknik yeterlik gerekiyor herkes için? Teknik yeterlik öğretilen bir şey. Öğretilir teknik yeterliği öğretirsin. Birinci sebep bu değil. Ruh sağlığı bozuk, saldırgan, agresif, anormal davranışları olan, uyumsuz, gergin, maço, huzursuz, dikkati dağınık, assertiveness problemi olan, ruhsal duygusal çatışmaları, çekişmeleri olan, yazılımsal açıdan, yani ruh sağlığı eşittir yazılım, yazılım eşittir psikoloji açısından sorumlu bir insana teknik olarak eğitsen ne olur ki? Roosevelt miydi galiba? Roosevelt'in bir sözü vardı. Ruhsal, duygusal anlamda eğitmediğiniz insanlara teknik eğitim verirseniz canavarlar yaratırsınız der diyor. Bugün Türkiye'de mühendisliğin durumu da bu zaten, bu yüzden. Ama şimdi hepiniz kapıları çalıyorsunuz. Bu mühendislik bizi kesmedi, biz pilot olmak istiyoruz. Kapıda bir sürü mühendis var seninle birlikte bekleyen, senin farkın ne?